ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Aziz ve mühterem kardeşler, özüme ve size uca olan Allah'tan ona yaraşar şekilde korkmağı tövsiye ederim. Bugünkü hutbemiz aziz kardeşler, kelime şehadetten sonra, İslam dinine girdikten sonra Allah Azze ve Celle'nin en büyük emri olan namaz hakkında olacak. Namaz, aziz ve mühterem kardeşler, dinimizin direğidir. Dinimizin bel sümüğüdür. Dinimizin üzerinde durduğu esas sütündür. Kim bu namazı korumazsa, kim namazını zayi ederse, kim namaza önem vermezse, dinimizin üzerinde kurulduğu bu sütünü uçurmuş olar, yıkmış olar, elece de dinini zayi etmiş olar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur: Ra'sul emri el-İslam ve amuduhu es-salat ve zirvetu senamihi el-cihadu fi sabilillah. İşin başı İslam'dır. Onun bel sümüğü, üzerinde durduğu sütunu ise namazdır. En uca megamı ise Allah yolunda cihad etmektir. Aziz ve mühterem kardeşler, kelime şehadetten sonra, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesinden sonra Allah Azze ve Celle'nin en büyük emri namaz kılındır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur ki: Buniyel İslamu ala khamsin, şehadeti en la ilahe illallah ve enni Resulullah ve ikamis salah. İslam 5 sütun, 5 direk üzerine kurulmuştur, inşa edilmiştir. Birincisi kelime şehadet, ikincisi ise namaz. Kelime şehadetten sonra Allah Azze ve Celle'nin en büyük emri namazdır. Mühterem ve aziz kardeşler, namaz kılmak, namazın emrolunması yegane ibadettir ki ibadetlerin arasında Allah Azze ve Celle onun vacibliğini melek vasıtasıyla göndermemiştir. Onun vacibliğini Allah Azze ve Celle birbaşa özü demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a yükselerken, hicretten tahmini 3 yıl önce. Onun için Allah Azze ve Celle onu birbaşa özü, vasitesiz Miraç'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e emrelemesi namazın Allah katında ne kadar önemli ve değerli olduğunu bildirmektedir. Aziz ve mühterem kardeşler, kim namazına önem vererse, kim namazlarını koruyarsa, mescidlerde eda etmeye çalışarsa, bilsin ki bunun koruduğu, edasına şiddetle riayet ettiği bu büyük ibadet onun günahlarının bağışlanmasına sebep olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Sizden birinizin evinin önünden bir çay akarsa ve sizden biriniz girip günde 5 defa hemen çayda çimerse, o insanın bedeninde kir kalar mı? Sahabeler demişler ki: Hayır ya Resulallah. Buyurur ki: Elece de günde 5 vakit namazı eda eden insanın günah bedeninde ve emellerinde günah kalmaz. Bir insanın günahının kefaresi için, günahlarının kefaresi için en büyük emel günde 5 vakit eda ettiği namazdır. Mühterem ve aziz kardeşler, kıyamet gününe yakın biliriz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğütlerinden dolayı yeryüzünde fitne, fesat çoğalacak. Yeryüzünde asilikler çoğalacak. Yeryüzünde zulümet çoğalacak. Yeryüzünde şerefli insanların sayı azalacak. Yeryüzünde insanlar Allah'a asilik etmekle fahr eden bir vaziyete gelecekler. İbadet ehli, tövhid ehli ve dinine karşı gayretli olan oğullar, bu kütlenin içinde garipler kim olacaklar? Ve böyle hala gelen bir dünya, dini olan değerleri bir bir ümmet itire itire gidecek. Önce emaneti, sonra ise dinin başka emirlerini, en son İslam ümmetinin dinlerinden itireceği şey onların namazları olacak. Bugün kimler namazı terk edirse bilsin ki dinde son terk edeceği şey bugünden terk edip bir insan dininden
en son terk edeceği şey onun namazıdır. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur. Kişiyle küfür veya da şirk arasında namazın terkidir. Sen namazı terk ettikten sonra senin küfre düşmen, senin şirke düşmen an meselesidir. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlar namazı terk elemesin diye, namazda sehlenkarlık etmesinler diye azabının kıyamet günü ne kadar şiddetli olduğunu bu hadisle beyan etmiştir. Kim namazı terk ederse kıyamet günü Hemenle, Karunla, Firavunla, küfürün imamlarıyla, tağutun imamlarıyla haşr olunacak deyip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "İnne salate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta." Hakikaten namaz müminlere müeyyen vakitlerde vacip olundu. 24 saatin içinde biz namaz kılmırız kardeşler. 24 saatin namaz kılmırız. İslam dini demir 24 saat git mescitte dur. İslam dini demir sen işleme, çalışma, aileni dolanma. İslam dini demir ki sen git derviş ol. İslam dini demir ki sen halal ruzinin arkasıyla gitme. Sen halal ruzi de kazan, sen işte, sen çalış, övladlarına tahsil ver, ailene güzel bak, ev al, maşın al. Neye gücün çatır? Dünya malından kazanmağa, halal yollarıyla kazan. Ama bunlar seni namazından yayındırmasın. Bunlar seni Allah'a olan imanından yayındırmasın. Bugün birçok insanlar tuvalette dakikalarca, 10 dakikalarca, belki gün ərzində bir saatten çok tuvalette oturmağa vaxt tapır. Restoranlarda, kafelerde, çayhanalarda saatlerle oturup çay içip çene döyüp gıybet edip söhbet etmeye vakt tapır. İnternet sayfalarında Facebook'tan çıkıp Telegram'a, Telegram'dan çıkır Instagram'a, Instagram'dan çıkır TikTok'a her yeri saatlerle dolaşır. Her şeye vakt tapır. Ha böyle tanımadığı bir misafiri geldikte onunla oturup söhbet etmeye vakt tapır. Ama namaza geldikte vaktim yoktu deyir. Namaza geldikte çatdırabilmirəm deyir. Yani bu insanlara sadece bir sualım var. Senin gözünde bu namazın değeri oturduğun tuvalet kadar yoktur mu? Oturduğun çayxana kadar yoktur mu? Oturduğun sayfaladığın o sosyal şebekeler kadar önemli değil mi? İnsanlar her zaman vaxtlarını ayarlayarken hayatlarında en önemli şeyden başlayırlar. Demek ki bugün her şeye vaxt tapıp da namazına vaxt tapan tapmayan insanların gözünde namazın bir ehemmiyeti, bir önemi yoktur. Ona göre halı belə olanlara deyirəm ki özünüzü aldatmayın. Özünüzü aldatmayın. Özünüzü aldatmayın. Kıyamet günü Allah'ın huzuruna getdik, köçdükdə hesaba qalıxdıqda belki de özünü temize çıxardası bir bahanen kalmayacak. Çalış bu dinde ne yanlışa yol versen de namazını vaxtında ve cemaatla kılmağı ihmal eleme. Aziz ve mühterem kardeşler. Ona göre ihmal etmek büyük günahlardandır. Namazın terkini demirəm ha. Namazın terkinin, namazı kılmamağın günahının büyüklüğüne özünüz təsəvvür edin. Namazı kılıp da vaxtı vaxtında kılmamağın şiddetine bakın. Fəvailun lil musallin, əllezinehum an salatihim sahun. Vay olsun o namaz kılanlara ki, namazlarını doğru dürüst əda etmirlər, ədasında səhlənkarlıq elirlər. Vay nədir kardeşler? Vay cəhənnəmdə bir yandırıcı dərənin adıdır. Onun için çalışın, çalışın. Özünüzle Allah arasında danışıq miyarı olan, danışıq səbəbi olan, danışıq vəsiləsi olan namazı əsla və əsla tərk eləməyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, namazım gözümün nuru oldu. Namaz gözümün nuru. Ne deməkdir? Sizin gözünüz bugün görürsə, gözünüzdəki nurun sayəsində görürsən. Sən bir kola girdikdə, bir meşəyə girdikdə, gözüne nese batmasın diye nece koruyursan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki namaz gözümün nuru oldu. Bir şey gözümü kör eləməyindən nece gözümü koruyuramsa ondan daha şiddetli şekilde namazımı koruyuram deyir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hamımız bu dünyada müvəkkətiyik. 3 il yaşadık, 5 il yaşadık, 10 il yaşadık. Sonunda hamımız öləcəyik. Herkes
bir neçe ilden sonra burada hiç kes kalmayacak. Yeni bir nesil gelecek. Kimse bagi değil. Eğer peygamberler öldüse, eğer sıddıklar öldüse, eğer evliyalar, salihler öldüse bizden kimse kalmayacak. Bu dünya kimse için kalıcı değil. Herkesin Allah verdiği kadar müvekketi bir ömrü var. O ömrü sürüp sonra herkes Allah'a irtihal edecek, Allah'a köçecek.